Despite the chairman's best efforts, Austin retains his WWE championship. Patron ne kadar denese de Austin kemerini korudu. But Mr. McMahon devises a yine de Mr. McMahon çok şeytani bir plan düşündü. Kane, Stone Cold Steve Austin First Blood maçı. Rakibinin bir yerini kanatan ilk güreşçi kazanacak. Tabii ki de The Rattlesnake Stone Cold hiçbir savaştan kaçmaz. Bundan da kaçmadı. Daha önce kanım döküldü, bir daha dökülmesinden de hiç korkmuyorum. First Blood maçı WWE şampiyonluğu için. Hell in a Cell bir yerden çıktı. Mankind geliyor. Dude lan nerede kim bilir. The Undertaker bir kez daha selam verdi. Oh! Bu sefer Stone Cold. Evet, Stone Cold ayakta olsa bile kanlar içinde olduğu için bu maçı kaybetti. Yine sayıca fazla olduğu için rakipleri Stone Cold kaybetti ama Austin'in de bir planı vardı. Ertesi gece geri geldi. Kane'le şampiyonluk maçı istedi. Bu gece bana rematch'i verecek misin Kane? Evet dedi. Ve işte o maçı şimdi göreceğiz. Cleveland, Ohio'dan merhaba herkese. WWE Raw'dan yine çok güzel herhalde main event'tir bu. Bir maçla karşınızdayız. Tabii canım. Weighing in at 252 pounds, Stone Cold Steve Austin. The Texas Rattlesnake bir kez daha seyircileri coşturarak girişini yapıyor. Gerçekten nefes kesici bir atmosfer var bu arenada. Kane ve Stone Cold'un arasındaki gerginliği, düşmanlığı neredeyse fiziksel olarak hissedebiliyorsunuz. Lafı geçmişken işte karşınızda WWE şampiyonu. Beyler bayanlar, şampiyonluk avantajına sahip olan kişi Kane tabii ki de. Yani Austin Kane'i temiz bir şekilde yenmek zorunda. Tuş edebilir, pes ettirebilir, temiz bir şekilde yenmek zorunda. Kane ise bunu yapmadan da kemerini koruyabilir biliyorsunuz diskalifiye yoluyla. O yüzden bugün daha ateş üzerinde olan, daha sıkıntıda olan, ateş demişken buyurun, Stone Cold Steve Austin. Şimdilik ama imkansız gibi değil bu kemeri alması. Çünkü sonuçta Paul Bearer ve Kane var. Yine 5 kişi birden Stone Cold'a dalmıyor. Evet, görüyorsunuz kemer grafiğini. Hakem de şöyle bir gösterdi. Bu iki güreşçinin ne için hayatlarını ortaya koyacağını. Maç başladı zilçaldı. Stone Cold hiç beklemeden tekmeyle başlıyor. Klasik Stone Cold. Hiçbir yakalama yok. Hiçbir headlock yok. Direkt yumruklarla başladı. Klasik Stone Cold. Ve şimdi Kane'e spine buster yapacak.
Kolay bir iş değil bu. Şimdi Kane'e hasar vermeye devam ediyor. Austin geçen hafta 3 gün boyunca hastanede vakit geçirmek zorunda kaldı. O First Blood maçından sonra gerçekten iyi bir durumda değildi. Bakalım bu sefer hastaneyi yani hastaneden kaçabilecek mi? Artık Austin'in maçında ne bekleneceği pek bilinmiyor. Bütün dünya başımıza yıkılabilir şu an. Sıkıntılı yani Austin'in maçları. Kane'den reversal Austin ama direkt geri döndü ve bir clothesline'a Kane'i ringin dışına attı. Cüsseci büyük olan Kane olsa da şu an kötü durumda olan oydu ta ki tabii ki de spikerin laneti dediğimiz bir şey vardır. Tam bir şey oluyor derim, tam tersi olur. Austin'den reversal ve merdivenlere fırlattı. Kane'i bacağı çarpmış gibi gözüküyor. En çok dizini tuttu orada Kane. Hakem 5'te bu arada. Stone Cold ne yapacak şimdi? Kafasını vuracak Kane'in. Ve direkt ringe geliyor şimdi. Kane'i de ringde bekliyor. Kane tabii ki de cüsseci büyük. Bazen avantaj, az önce gördüğünüzde dezavantajdı ama bu arada Paul Bearer. Paul Bearer orada bir laf attı Stone Cold'a ve dikkatini dağıttı. Kane de hemen avantajı çeviriyor Kane'den. Bir dropkick. Pek beklenmedik bir hareket tabii ki de Kane gibi koca bir adamdan. Stone Cold bile dropkick yapmazken Kane'in yapması ciddi anlamda şaşırtıcıydı. Bu arada Stone Cold tüm gücünü kullanarak Kane'e pile driver yaptı. Hemen tuşa gidiyor böylesine sert bir hareketten sonra. WWE şampiyonu iki de atmayı başaracak yalnız. Stone Cold biraz enerjisini topluyor. Kane'in kalkmasını bekliyor. Gerildi, koştu ve Lute Espresso yakaladı Kane'i. Ve şimdi Stone Cold bu maçı bitirecek galiba. Stunner için bekliyor. Bastı tekmeyi ama Tombstone'u aldı. Yapamadı Kane. Bir kez daha stun edilmesi olmadı. Big Boot'tan eğildi. Bir kez daha ve oldu. Allah'ın hakkı üçtür. Stone Cold Steve Austin. Bu sefer başardı. Tuşa gidiyor şimdi. Bir Undertaker var orada. Ooo. Kane kaybedecek. Gönüşlükleri Stone Cold Sayın Austin'e 10 kişi birden dalmayınca rahatça kendini koruyabiliyor. Tekrar kemeri kazandı Stone Cold. Ve şimdi Kane'in abisi geliyor. The Undertaker. Bu ikilinin biraz geçmişi var biliyorsunuz. Görüşe göre sıradaki maçımız Undertaker vs. Stone Cold Paul Bearer'da da bu arada tabii. Ooo işte gözünü bir dakika hedeften ayırırsan başına gelecek şey budur. Söz konusu Stone Cold Steve Austin olunca. Yeni şampiyon yine tek ayakta kalan. Korkutucu bir görsel olsa bu, yani Stone Cold olsa gerek, konuşamadım Türkçe çok zor. SummerSlam 30 Ağustos 1998 Stone Cold Steve Austin The Undertaker. Kırılan bir, bozulan bir partnerlik, WWE şampiyonluğu ortada. Demon Kane bu maça karışacak mı? Hadi bakalım. Hep birlikte görelim. Undertaker burada ne güzel gözüküyor. Oyundaki berbat tabii ki de. Çünkü 93 yaşındaki Undertaker'a saç ekliyorlar sadece. Saçını uzatıyorlar. Öyle de olmuyor tabii ki de. Yüzünü düzeltmeniz gerekiyor adamın. Ama neyse. Ministry of Darkness Taker bu arada bu. Henüz tam olarak mezarcı. 2006'dan sonra alışa geldiğimiz Undertaker değil. Çok 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 daha sadistik.
Bir yanı bu Undertaker'ın son zamanlarda bize gösterdiği. Undertaker Psycho Sid'i yendi WWE şampiyonluğu için. İki kere de WWE şampiyonu kendisi. Dolayısıyla bu maç kesinlikle bir savaş olacak. Undertaker'ın cüssesi büyük, boyu uzun. Ve 6 aydır şampiyonluk hasreti çekiyor. Bu gece büyük ihtimalle Undertaker'ın gecesi olacak. O kemeri bu gece The Undertaker ellerine geri alacak. Undertaker'ın görüntüsü inanılmaz korkutucu. Yani bazı güreşlerde, bazı insanlarda o vardır yani. Adam dümdüz durur sadece ve yine de etkilenip kalırsın yani. Star Power diye geçer. Undertaker'da da onun korkutucu versiyonu var. İnsanlar büyük ihtimalle bu güreşçinin arkasında olacak daha çok Undertaker'a nazaran. Camı kırarak geldi ve kendi kemeriyle geldi. Austin 316 ringe girişini yapıyor. Smoking Skull kemeriyle kendine has. Kimse bu adam kadar reaksiyon almıyor. Kimse bu adam kadar sevilmiyor. Şu an bu arenadaki her insan ayakta ve onu alkışlıyor şu an. Stone Cold'u çok seviyorlar. Ama Austin'in rakibi bugün Undertaker ve kesinlikle çok büyük bir çarpışma göreceğiz burada. Kemer gösterildi. Ve bir kez daha Stone Cold kemerini korumak durumunda, bu sefer Kane'in abisine karşı, The Undertaker'a karşı. Yine klasik Stone Cold maçı gördüğünüz gibi, yumruklarıyla tekmeleriyle başladı. Stone Cold şimdi ne yapacak? Undertaker'ın çok aşırı neşir olduğu bir hareket, Snake Eyes. Ve şimdi Stone Cold ringin ortasına doğru çekti Undertaker'ı. Ve Gutbuster'ı bastı. Kaldırdı Taker'ı ve reversal. Şimdi ne yapacak? Suplex denemesi Undertaker'dan, sert bir diz. Steve Austin ama tekmeyi bastı. Ve sırta sert bir tekme. Undertaker acı içinde şu an, gördüğünüz gibi kafasında tutuyor galiba. Kafasına denk gelmiş o tekme, sırtına değil. Bu arada roll up geldi. Taker atabilecek mi bundan? Neredeyse bitiyordu maç. Son anda kurtardı Undertaker ama Austin gazı bırakmıyor. Direkt kaldırdı Undertaker'ı. Hiç denilenmesine izin vermedi. Irish Whip. Takiplerden geldi. Altından geçti Crossline'ın. Jumping Crossline. Ve iki kişi de yerde şimdi. Undertaker maçın başından beri tabii ki de biraz hırpalanıyordu. Hemen kalkamadı o yüzden. Boğazladı şimdi Stone Cold'u. Hakem tabii ki de sayıyor 5'e kadar. Çünkü yaptığı legal bir hareket değil, bırakması gerekiyor. Yoksa diskalifiye olur. Ve tabii ki de kemer Stone Cold takılır öyle olursa. Maçı kontrol eden şu an Undertaker. Biraz daha canını yakmak istiyor gibi gözüküyor Undertaker. Ve şimdi kolunu çevirdi. Üst tipe çıkıyor. Old school mu? Hayır. Sırt üstü 3. ipten düştü. Ve şimdi Austin bacağına tekmeyi basıyor Undertaker'ın. İlginç bir strateji, pek görmeyiz bunu Stone Cold'dan. Ama Undertaker'ın o cüssü avantajını şu an yok etmeye çalışıyor Stone Cold Steve Austin bu hareketi yaparak. Kane bu arada bir anda çıktı ortaya. Stone Cold'u bir rahat bırakmıyorlar abi. Stone Cold'u bir rahat bırakmıyorlar.
Kane yavaş ringe doğru geliyor. Üst tipi tuttu. Ringe girecek mi? Hakem bu maçı bitirmeye hazır her an. Undertaker diyor ki ben bunu kendim yapabilirim. Sana burada ihtiyacım yok. Soyunma odasına geri git. Austin'de ne oluyor? Ne oluyor diye bakıyor. Arada bir karışıklık var. Taker gel dedi. Stone Cold da hemen dedi ve yumruklar havada uçmaya başladı işte. Taker şimdi cevap veriyor. Taker, Stone Cold, Taker. Stone Cold tekrar maçın momentumunu değiştirmek istiyor ve yine bak yine bacağı çalışıyor. Akıllıca bir hareket çünkü yumruk atmaya devam etseler sanırım Undertaker geri gelecek gibiydi. Austin yine şöyle bir Kane'e baktı gitmiş mi diye. Ve maç devam ediyor. Undertaker'e gel gel dedi. Stone Cold girdi içeri. Girer girmez. Neckbreaker'ı patlatacak. O tahminen Barisem'den kurtulduktan sonra. Şimdi Austin kitchen sink. Direkt o böbreğin oraya bir diz. Bunu yap, yani yiyen adama nefes alma konusunda iyi şanslar dilemek istiyorum. İnanılmaz nefes kesen bir hareket. Bu harekette o kadar acıttığını söyleyemem. Daha çok gurur acıtan bir hareket ama işte şimdi Undertaker'ın gerçekten canı yanacak. Stamper Amarhol. Baharatımızı dağıtalım, yemeğimizi tamamlayalım. Sokol tekrar köşeye attı Undertaker'ı. Ve bu sefer bir clothesline çaktı. Köşede sıkışmış Undertaker'a. Şimdi chinlock deniyor. Taker chinlock'tan kaçamadı. Austin şimdi kaldırdı Undertaker'ı. Bir yumruk. Sanırım ringin dışına atacak Austin. Kendini ringin dışında buldu. Kendi momentumu nedeniyle ring dışında uçtu Austin. Undertaker ise sadece yoldan çekildi orada. Ve Undertaker ringin dışında, ringin içinde olduğundan da daha tehlikeli. İşte buyurun size kanıt. Ve İspanyol anons masası yine sıkıntılı günler yaşayacak, zamanlar yaşayacak gibi gözüküyor. Bu adam gerçekten çok tahmin edilemez, çok tehlikeli biri. Austin çok sıkıntılı bir durumda şu an anons masasının üzerinde. Undertaker hakemi dinlemiyor şu an. Hakem içeri girmesini söylüyor Undertaker'ın. Tabii ki de. Bakalım. Taker sanırım bir dakika. Austin anons masasında Undertaker. En üst tüpe çıktı. Taker'dan nasıl bir şey göreceğiz? Oh, leg drop. Undertaker resmen uçtu orada. Ve bir şekilde masa kırılmadı bile. Ama Austin'in vücudu, kemikleri kırılmış olabilir. Hakem tabii ki de iki adamı da kontrol ediyor devam edebilecekler mi diye. E5 otobanında bir kaza olmuş gibi bir sahne var şu an karşımızda. Undertaker direkt bu durumu avantaja çevirmeye çalışıyor. Öyle büyük kazadan sonra aldı Stone Cold'u ringe doğru götürüyor şu an. Stone Cold pek fazla hareket edemiyor. Derken sonunda bir ofens yaptı. Bir hareket yaptı. Şimdi Stone Cold. Undertaker tabii ki de sıkıntılı bir eleman gördüğünüz gibi. O kontra hata yaptığına pişman olmuş olabilir. Guillotine, leg drop ve apron'da. Ringin demir, tamamıyla demir olan kısmıydı orası. Stone Cold yine de ayağa kalktı. Stone Cold'un ne kadar yenilmez, ne kadar dayanıklı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Burada da bir kez daha gösteriyor bize. Ve Taker bir anda kendini sıkıntılı durumda buldu. Boom! Klasik Austin dirseği. Ve bundan sonra ne geldiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Taker kalkmasan iyi olurdu. Karna tekme, Stone Cold Stunner. Austin tuşa gidiyor. Taker 2 dağıtacak ve bu maç
devam ediyor. Taker'ın sırtına tekme, bayağı canını yakmış gibi gözüküyor o tekme. Bir tekme daha. Austin şu an fena saldırıyor Undertaker'a. Oo, o tekmeden kaçtı. Austin gerçekten güreşmiyor şu an. Oo, Undertaker'dan sert bir tokat. Snapmare. Maçı yavaşlatmaya çalışıyor şimdi. O kadar dayak yedi. Biraz Austin'i yormaya çalışıyor. Kendisi dinlenmeye çalışıyor. Austin'i durdurmak çok zor yalnız. Kaçtı o kilitten. Ve şimdi Undertaker'a powerbomb. Bu kadar büyük cüsse farkı bile Austin'e engel olmadı. Ve şimdi Undertaker kalk diye bağırıyor Austin. Taker zar zor kalkıyor. Austin gözlerini kenetlemiş durumda Undertaker'a. Galiba o hareket gelecek. Lou Ted Press. Yumruk üstüne yumruk. Ve Taker için durum çok vahim gözüküyor. Klasik Steve Austin. Ve Stunner. Bu maçın ikinci Stunner'ı. Undertaker'dan cevap yok. Görünüşe göre bu iş burada biter. Kazanırınız ve hala şampiyonunuz The Rattlesnake. Undertaker Mr. McMahon'ı dinleseydi şu an WWE şampiyonuydu. Şu an öyleydi. Ama dinlemedi. Kendi yolundan gitmeye tercih etti. Artistlik yapmayı tercih etti. İşte sonuç. Sıradaki maç. Yine 1998 ama sonuna geliyoruz artık 98'in. Stone Cold Steve Austin. Ve The Rock. Hem de WWE şampiyonu The Rock. Evet, ikinci büyük maçı diyebiliriz bu ikilinin. Rattlesnake. The Brahma Bull. İki hayvan kapışıyor yani. WWE'nin geleceği işte karşınızda. Evet, bundan sonra 3 maç oynamaya karar verdim. Zaten çoğu bölümde öyle yapıyordum. Tam kıvamında oluyor. 30 dakika ortalama tam kıvamı. Bu seri için bence. The Rock en sevdiğim şarkısıyla geliyor şu an bu arada. Buyur anonsör. Introducing the champion from Miami, Florida, weighing in at 275 pounds, The Rock. Şuna bakın arkadaşlar. Monday Night Raw'da WWE kemeri korunuyor. Ve bu maç The Rock Stone Cold'un maçı. Yani ciddi anlamda büyük bir maç. Evet, Vince McMahon yine Stone Cold'da klasik oyunlarını oynadı işte. Arada Mankind da kaynadı zavallı. Ve The Rock Vince McMahon'ın yerini yanında yerini aldı. People's Elbow değil bundan sonra Rock'ın adı. Corporate Elbow. The Rock People's Champion değil, The Corporate Champion. Bravo ise The Rock'ın şovu. Ama bu adam büyük ihtimalle az önce söylediğim şeye karşı çıkabilir. İçimden bir söyle diyor. Bir kez daha girişini yapıyor. From Victoria, Texas, weighing in at 252 pounds, Stone Cold Steve Austin. What an ovation for the Rattlesnake. Yine büyük bir tezahürat. İnsanlar coşuyor Austin için. Bu inanılmaz önemli maç başlamak üzere. Austin 1997 mi? 6 mı? 6'ydı sanırım. Orada King of the Ring'i yendi. Ve o zamandan beri durdurulamıyor. Ve bence bu gecede durdurulamayacak. Austin WWE şampiyonluğunu geri alacak. Hadi bakalım, maç başladı. Dışarıda Ken Shamrock var ve Vince McMahon var. The Corporation'ın iki üyesi. Stone Cold
Du şu an izliyorlar. Yani bakalım izledikleriyle kalacaklar mı? Geçmişte olanlara bakacak olursak hiç sanmıyorum. Rock'tan güzel reversal ve bir de Boston Crab. Chris Jericho henüz geldi mi bilmiyorum, WCW'den buraya gelmiş olabilir artık. Ona bir selam çaktı her şekilde. The Brahma Bull. Evet, bu ikiliden beklendiği gibi çok eşit bir maç görüyoruz. İkisi de birbirini püskürtüp duruyor. Güzel bir forearm, ön kol darbesi The Rock'tan. Austin şimdi hızını ve çevikliğini kullanıyor. Çünkü evet, her zaman söylemeyi severim bunu. Austin bir brawler'dır. Yumruklarını konuşturur daha çok ama kesinlikle Austin'in ne kadar yetenekli olduğunu unutmamak gerekiyor bu ringin içinde. Stomp and a Marhole. The Rock gerçekten garip pozisyonda ve Austin tekmelerine devam ediyor. Yine orta parmak, yine tekme. Bak bak bak, The Rock hemen kaçtı. The Rock hemen kaçtı. Austin bu arada yine Vince McMahon artısını yapıyor. Şimdi The Rock'a geri döndü. The Rock ringin içine girdi. Tekrar çıkıyor. Çok zaman harcadı Austin tabii ki de. Buna avantajı verir. Uuu, içeri girdi tekrar. Rock sağ olsun. Stone Cold. Kafaya bir dirsek şimdi. Ve yine dışarıda bekliyor The Rock. Üst tipe tırmandı. The Rock şimdi ne yapacak? Aşağı atladı. Tam gerçekten corporate'lık bir hareket yani. Oo, Stone Cold'dan Big Boot geliyor. The Rock'tan reversal. Rock şimdi. Oo, çok güzel bir body. Cross body. Ve yine dışarı çıktı. The Rock bu maçı terk mi etmek istiyor acaba? Diskalifiye olarak mı bitirmek istiyor? Kemeri kaybetmez biliyorsunuz. Şampiyonluk avantajı var. Austin vurmaya çalışıyor Rock'a. Bu oyunun çalışmaması onu engelliyor. Ooh, merdivene fırlattı. Austin ringin dışında çok sıkıntılı bir eleman. Rock şimdi kendi ringin içinde buldu. Austin girdi içeri. 4 numarada. Ve The Rock ayağa kalkıyor. Austin'in bu hoşuna gitmedi. Uf, tam Austin tendonunun oraya. Dizinin biraz daha altına vurdu Austin. Elbow drop deneyecekti, olmadı. Oh, The Rock. Çok mantıklı bir hareket yapıyor Austin'in sakat dizine. Ağır bir darbe vurdu. Austin görüyorsunuz acı içinde kıvranıyor. Ama henüz tabii ki de dizi o kadar sakatlanmadı. Bir hareketten bir şey olmaz. Hemen kurtardı Austin kendini durum daha kötüye gitmeden. Yine klasik Austin. Onun stilini görüyoruz. Şimdi Austin. Tir tir titriyor Rock'ın karşısında. Çılgın şeyler yapıyor. Elbow drop yapabilecek mi peki? Yapabilecek. Bir tane daha elbow drop geliyor. Austin ama hızını alamadı. Bir de en üst tipten elbow drop yapmak istiyor sanırım. Başarılı olabilecek mi? Oldu. Hemen tuşa gidiyor. The Rock kick atlayabilecek mi? Atabilecek mi buradan? Attı tabii ki de WWE şampiyonu. Her ne kadar şerefsizce davransa da, her ne kadar patronun yalakası olsa da, günün sonunda boşu boşuna şampiyon olmadı. Şans eseri şampiyon olmadı. Ooh. The Rock, the great one. Boş bir teneke değil yani. Austin'in her türlü dikkat etmesi gerekiyor dolayısıyla. Belki de karşılaştığı en dişli rakip olabilir. Steve Austin'in. Sert bir yumruk kafaya. Rock'tan mükemmel bir kontratak. Ve şimdi bu da ne böyle? The Rock. O sert crossline'dan sonra Rock Bottom için bekliyor. Ve Rock Bottom. Austin'e Rock Bottom geldi. Austin tuş olacak mı? Austin bir de atıyor. Rock'ın finisher'ı güme gitti.
Rock sinirli şu an. Austin daha da sinirli gibi gözüküyor. Bir yumruk. Ve şimdi yumruk atmaya başladı ikisi de. İkisi de sinirden patlıyor şu an. Birbirlerine girdiler. Bir tekme stunner denemesi olmadı. Rock bir kez daha. Bir kez daha. Rock bottom geliyor mu? Bu sefer Austin counter attack yaptı. Reverse'leri geçti altından. Stone Cold Stunner. Ama Austin de yerde. Hemen kalktı ayağa. Biraz zaman harcasa da, biraz geç kalsa da tuşa gitti Austin. Oh, ve Ken Shamrock. Cooperation iyisi tabii ki de. Usu durmayacak. Bu arada Stone Cold içeri gir diyor. Boş ver onu diyor. Shamrock tekrar uğraşıyor. Undertaker. Undertaker. Kürekle. Austin'in yüzüne bir tane geçirdi. Ve challenger. Contender. Yerle bir oldu. Paul Bearer durdurdu Undertaker'ı. Neden ama? Austin işini bitirecekti Undertaker. Gerçekten garip Paul Bearer'ın durdurması. Şu garip penguen adama bakın ya, Undertaker'ı durdurmaya çalışıyor. Stone Cold Stunner yapmıştı. Maçı kazanmıştı neredeyse. Ama Undertaker Ken Shamrock yüzünden Stone Cold kemeri kazanamadı. Çok karanlık günler onu bekliyor gelecekte. Sıradaki maç arkadaşlar Rock Bottom Pay-Per-View'ünde tabii ki de Stone Cold, Steve Austin ve Undertaker. Austin bir kez daha intikam alma peşinde. Buried Alive. Canlı canlı gömme maçı arkadaşlar. Güzel bir şey bekliyor bizi. Bir dahaki bölümde bunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bekleniyorsunuz. Hadi hoşçakalın.